Erdoğan çok rasyonel bir adam. Tabii tabii. Yani o eğer... yani mesela Mısır politikası da öyle. İktidar değişmeden değişmez. Ben bak, Suriye'de bile, Suriye'de de oldu kısmen. Tabii tabii. Ya hemen hepsi değişti. Dönüşüm. Yani CHP gelseydi bunları yapacaktı, hepsini yaptı şu anda. Gibi eğer işine geliyorsa ve sıkıştıysa hemen dönüşünü yapabiliyor. Döndü ama ne kadar dönebildi? Şimdi bunu tartışmak gerekiyor. Şimdi bir tanesi, bir politikayı uyguladığınız zaman siyasi irade çok önemli. Ya bunun arkasında mısınız? Hükümet olarak, iktidar olarak, bürokrasiye tam bir talimat veriyor musunuz? Şimdi ve kredibiliteniz var mı? Şimdi 2018'den 23'e kadar epeyce bir kredibilite kaybı oldu. Ve ne kadar bir iradeyle arkalarında duruyorlar, ben buna tam emin değilim. Şimdi biraz açıklayacağım. Çünkü iktisatçı meslektaşlarım diyorlar ki, sizin de katıldığınız bir programda söylediler, izledim televizyonda, bu faiz artışı yetersiz diyorlar parasal sıkılaşma için. Demek ki ya tam bir destek daha henüz verilmiş değil. Veriliyor, bir dönüş olmuş ama yeterli değil. Siyasal istikrar var mı? Evet, yeni bir iktidar geldi. Muhalefet oldukça parçalı ve kendi içinde oldukça dağınık gözüküyor. Bir anlamda biraz istikrar var. Programın etkinliği ve tutarlılığı konusunda ben henüz tam ikna edilmiş değilim. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek epeyce sayfadan oluşan, yani böyle 50 sayfa değil ama birkaç sayfadan oluşan bir program açıkladı ilk geldiğinde bakanlığa. Hı hı. O kendi içinde oldukça tutarlıydı. Fakat onların bir kısmını uygulatamadı. Nedir mesela bir tanesini söyleyeyim. Diyor ki her türlü fiyat kontrolü kaldırılacaktır diyor. Orada kasıt belli. Birinci fiyat kontrolü nerede? Kirada. Geldi. Devam ediyor şimdi. Yani 3 Temmuz itibariyle %25'in devamına karar verildi. Ve o konut sektöründe ciddi bir dengesizlik yaratıyor. Onun dışında var mı böyle bu tarz mesela? Ya, şu anda o var. O. Ama bir şey daha söylediler. Bu aşırı fiyat artışlarının olduğu yerlerle ilgili önlemler alacağız. Ne önlem alacaksınız? Narh tipi mi yani, kontrol tipi mi? Araçlarla ilgili mesela bir önlem alacağız. Evet. İkinci el araç satışları ile ilgili. Aynen, geliyor bugün şimdi. Öyle yani bir şey orada geldi. Çok yüksek var. Onlarla ilgili tedbir alacağız. Yani ne alacağız? Başka var mı orada yazıp? Şu anda aklımda yok. Tamam. İkisi önemli. Etkinlik ve tutarlılık. Evet. Şimdi kadronun uzmanlığı ile ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi ben artı eksi, ben bir akademisyenim. Siyasi mensubiyetim var ama akademisyenim. Hı. Onun için her şeyi objektif söyleyeceğim. Bana kalırsa gelen kadro bir önceki kadrodan daha iyi bir kadro. Şunu biliyorum ki Mehmet Şimşek arkadaşımın kardeşinden daha iyi biliyor ekonomiyi. Yani Nebati'den daha iyi biliyor. Dolayısıyla o iyi bir tercih. Göreli olarak en azından daha iyi bir tercih. Ve aynı zamanda da Merkez Bankası'nın başına gelen hanım bence doğru bir karar. Hem nitelikli, kadın olması çok önemli. Neden? Niye, kadın olması kötü mü? Merkez Bankası. Hayır, neden çok kadın gelmesinin ekonomi açısından? Efendim burada beni atmayın şimdi. Hayır, kadın olması çok önemli. Ekonomi açısından neden önemli? Onu anlamadım. O ayrıca bir. Yani ekonomi açısından tamam. Önemli değil ama bir kadının yani, böyle bir kadın gelmesi olması... yani Türkiye'de iyi bir şey. Merkez Bankası'nın başına ilk defa bir kadın Merkez Bankası başkanı geliyor. Anladım, bu açıdan. Yurt dışında eğitim görmüş, çok parlak, önemli görevlerde bulunmuş. Bence o Türkiye'ye şöyle bir eleştiri vardı şey. Mesela Merkez Bankası kökenli birisinin evet, gelmesi. Evet doğru, daha iyinin iyisi var. İyinin iyisi olabilir. Risk alınmayacak bir yer Merkez Bankası. Evet, o risk alan bir daha, isim. Daha deneyimli birisi de olabilirdi ama bir öncesine göre o iyi. Nasıl tamam. Mehmet Şimşek Nebati'ye göre daha iyiyse o da daha iyi bir atama diye düşünüyorum. Ama Sayın Nebati'ye bu politikaları uygulaması mümkün değildi. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın politikası Sayın Şimşek de ya politika değiştirirse zaten, Sayın Nebati şu an olsaydı muhtemelen faiz artırırdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum eğer ama. Ki ama işte o talimatı Nebati'ye vermiyordu. Ama evet, Şimşek dolayısıyla... ben gelirim ama arttırırım faizi dedi. Hı. Baştan epeyce bir pazarlık olduğu ve bazı teminatlar güvenceleri aldığı anlaşılıyor. Zaten kolay da ikna olmadığını duymuştuk. Şimdi geliyoruz bu programın başarıda iki tane önemli unsuruna. Bunlar da güven. Hem iç güven hem dış güven. Şimdi dış güvende iyi bir şey yok. Neden? Biz hala biliyoruz ki CDS oranları çok yüksek. Yani Türkiye'nin risk primleri hala yüksek. Ve biz biliyoruz ki Türkiye'de ciddi bir toplumsal uzlaşma yok. Yok. Yani siyasi partiler arasında yok. Mecliste yok. Çeşitli toplumsal kesimlerle yok. Yani asgari ücret belirliyorsunuz. Getiriyorsunuz, masaya koyuyorsunuz asgari ücret belirlenmesinde ama zaten onların çok fazla bir söz hakkı yok. Hükümet ne derse orada o asgari ücret belirlenmesi oluyor. Toplumsal tarafların katıldığı ekonomik ve sosyal konseyin bir araya geldiği bir program değil bu program.
Bu doğrudan hükümetin yukarıdan aşağı uyguladığı bir program. Ben eskisinden daha iyi bir noktada yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ama sorunlarımızın çok büyük olması nedeniyle kolay bir başarıyı pek tahmin etmiyorum. Onu da açıklayacağım. Niye Türkiye çok kötü bir noktada diye. Çok kötü bir noktada mı? Çok kötü. Döviz dengeleri bence Cumhuriyet tarihinin en kötü noktasında. Umut falan ediyorduk az önce. Umutluyuz ama. Canım ha. Siz şimdi o yaşam tarzınızla ilgili eğer ben hiçbir zaman hiçbir şey iyi olmayacak, Türkiye hep kötüye gidecek dersek o umutsuzluk olur. Umutsuzluk olur. Bu altı maddede... Kanserli bile hastaya doktor diyor ki moralinizi yüksek tutun diyor. Çünkü moralinizi çökertirsin. En önemli şey hastalıkta. Bu altıdan üçü mü var elimizde diyorsunuz? Evet yani birkaç tanesinde bir kısmi düzelme oldu burada. Daha önce bu tabloyu yine Habertürk'te göstermiştim. Bazılarında biraz düzelme var. En azından bir parça bir siyasi irade değişikliği var. Etkinlikte artış bir parça var. Programın kadroları biraz daha iyi. Ama durumumuz hiç parlak değil. Tamam, durumumuzu konuşalım. Durumumuz niye parlak değil? Bir başlık olarak kenarda dursun. Önce kadro ile ilgili bir şey soracağım. Mesela para politikaları kurulu toplandı. Evet. O kurulda değişen hiçbir isim yok. Evet, hiçbir isim değişikliği yok. Aynı kadroyu isimler... Kadroyu diyorsunuz, o Şahap Kavcıoğlu BDDK başkanı oldu. O işte onun için dedim ya, her şey çok iyi. Yani bütün kadro süper iyi oldu. Ya burada değişen Şahap iki isim var. Mehmet Şimşek geldi. Mehmet Şimşek ve Hafize Gayerhan. Evet, bir de evet. Hafize Erkan var. Ama ikisi de çok önemli pozisyonlar. Evet. İkisi de önemli ve faizi bir parça arttırdılar. Yetersiz bir artış. Ha, bu yetersiz artışla ilgili eleştirilerden, ya yetersiz artış eleştirilerine dayanaklardan bir tanesi şu. Eğer çok artırırsanız bankalar sıkıntıya girer diyorlar. Bu doğru çünkü bankaların elinde çok ciddi bir tahvil var. Ya yani özellikle 2022'nin başı ile 2023'ün başı arasında bankaların elinde tuttuğu tahvil stokunda %250 bir artış olmuş. Yani çok ciddi bir tahvil stokları var. Bu ne demek? Açıklayayım. Yani faiz birdenbire artırırsanız ellerindeki tahvil stoku reskontla büyük zarar yazar. Ya yani mark to market yaparlar. Yani fiyatı düşer. Zaten onları %13-15'lerle aldığınız tahviller, faiz çok yukarı çıkarsa onlar hakikaten çok kötü duruma düşer. Bu bankaları sıkıntıya sokar. Bir şey daha var tabii. Ekonomide bir durgunluk var aslında. Özellikle sanayi kesiminde bir durgunluk var. Faiz daha da hızlı yukarı çıkarsa o daha da sıkıntıya girer. Bir de bir siyasi konu var. Yerel seçimlere gidiyorlar. Yerel seçimlere giderken de Cumhurbaşkanı hedefi gösterdi. İstanbul'u almak istiyorum dedi. Evet, Ankara, İstanbul'u. Ama özellikle İstanbul'u işaret etti. Evet. Tabii Ankara'da var ama İstanbul'u ilk akşamı söyledi. Onları alabilmek için de çok sert bir sıkılaştırma yaparsanız hem para politikasını hem maliye politikasını işler çok kolay olmaz. Onun için de... O zaman şöyle miyiz bir daha? Şimdi biz ekonomistlerle hep konuştuğumuzda seçim öncesi enflasyonla mücadele beklememek lazım demişlerdi. Seçime evet. kadar böyle gider demişlerdi. Seçim bitti. Yapmadım. Yerel seçim olduğu için doğru. Öyle şimdi oldu. Şimdi yerel seçimler itibariyle... O da etkiler mi yani bu? Evet, bir parça... Böyle... Bakınız, bir tabloyu daha hangisi hocam? Getirmek istiyorum. Bu kamu maliyesi ilgili. Biraz önce bu vergi artışlarını söylediğiniz için birinci tabloya bir gelelim. Birinci tablo. Şimdi merkezi birinci tabloda... yönetim bütçe gerçekleşmeleri. Niye bu birdenbire bu vergiler geldi? Yani niye motorlu taşıt vergileri bu sene iki tane ödeniyor? Birçok şey de oldu yani bu artışlar. Bir tek onda olmadı. Mesela kurumlar vergilerinde artış oldu. Hem bankaların, finans kuruluşlarının kurumlar vergilerinde hem reel yani sanayi kesiminde diğer şirketlerin kurumlar vergilerinde %5 artış oldu. Hazinenin ödediği bu biraz önce söylediğiniz hazine ödüyordu bu kur korumalı mevduatın kur farkını. Onu Merkez Bankası'na yüklediler. Yani bütçe açığına neden olmasın, enflasyona neden olsun dediler. Çünkü para basarak karşılayacak. Merkez Bankası karşılayacak onu. Bütçe açığı olmasın, enflasyon olsun. Tabii ama çünkü enflasyonla mücadele ediyoruz. Etmiyorlar işte. Edeceğiz. Yani ciddi bir enflasyonla mücadele programı yok zaten.